Herkese merhabalar, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzun içeriğinde sizlere piyasada bulunan kripto para dolandırıcılığından bahsetmek istiyorum. Yeni nesil dolandırıcılık olarak bunu söyleyebilirim aslında. Olayın mantığı şu şekilde işliyor işte arkadaşlar. Sizi dolandırmıyorlar, sizi zarar ettiriyorlar. Sizler de ben dolandırılmadım, zarar ettim diyorsunuz. Bunu şimdi anlattığımda ne demek istediğimi sizler anlayacaksınız. Videoya geçiş yapmadan önce kanalımıza abone ol, videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu ederseniz deyip çok fazla uzatmadan videomuza ışık hızıyla geçelim arkadaşlar. Şimdi bu olayı size şu şekilde anlatayım arkadaşlar. 4 tane arkadaş bir araya geliyorlar. Şimdi 4 tane buraya arkadaşları yazdım. Yamuk kapalı, mamuk kapalı hepsini çizdim. Bu 4 arkadaşın kişi başı 100 bin, şöyle yazalım, 100 bin dolarlık parası var. Ve toplamda baktığınızda 100 kişi başı 100 bin dolardan 400 bin dolar ana para mevcut. Bu 4 tane çakal arkadaş parayı katlayabilmek için ortaya bir tane kripto para üretiyorlar. Süreci şöyle devam ettirelim. Kripto para üretildi. Şimdi bu kripto paranın insanların alabilmesi için ne yapılması gerekiyor? PancakeSwap üzerinde listelenmesi gerekiyor. Bu arkadaşlar bu kripto parayı çıkardıklarında, ilk çıkardıklarındaki süreçte bunu kendine ait olan cüzdanlara belli bir miktar transfer ediyorlar. Bunun çok fazla belli olmaması için de 10 tane 20 tane adete kadar bunu arttırıyorlar cüzdan adetlerini. Bunlara çok yüksek meblalarda üretmiş oldukları coinleri gönderiyorlar. Burada diyelim ki kripto paralara cüzdanlara transferler gerçekleşti. Bu aşamadan sonra artık PancakeSwap üzerinde listeletme aşaması geliyor. Burada arkadaşlar elinde tutmuş oldukları 400 bin dolarlık hacimle bunu PancakeSwap üzerinde ne yapıyorlar? Listeletiyorlar ve artık buna insanlar kolay kolay erişebilir ve alım satımını gerçekleştirebilir. Asıl süreç şu andan itibaren başlıyor arkadaşlar. Yani PancakeSwap listelemesinden sonra başlıyor. Bu sürecin devamında ise bu arkadaşlar kendilerini çok güçlü bir proje sahibi olarak gösterip yani projelerini çok sağlanmış gibi gösterip fenomen traderlara veya YouTube'da bulunan YouTuberlara, kripto para işiyle uğraşan YouTuberlara 100 dolar karşılığında bilemediğiniz 50 dolar karşılığında gerek bunu bu şeylerle referans kodlarıyla yapıyorlar. Gerek de işte video başına bu kadar para ödüyorlar. Burada da hemen YouTuber arkadaşları yazıyoruz arkadaşlar. Bu YouTuber arkadaşlar kendileri bu coin'i öyle mi savunuyorlar ki? Çünkü sonucunda güzel çorba aldılar. Bundan da birazcık kendilerine cüzdanlarını biriktirdiler. Bunu videolarla hemen paylaşımlar piyasaya çıkıyor. Ne diyelim mesela? Volki coin diyelim tamam mı? Diyorlar ki değerli arkadaşlar Volki coin çıktı. Volki coin'in bu şeyini işte xx'siz kişisi tweet attı. Şimdi buradaki arkadaş bu coin'i tweet attı. Bu coin 100x, 300x. Bakın arkadaşlar bu proje çok sağlam. Arkadaşlar bakın bana güvenin. Ya diyorum bu 300 yapacak bu ya. Bu tip videoları yapıyor değerli arkadaşlar. Bunu gören yatırımcı, bunu gören daha doğrusu yatırımcı demeyelim. Bunlara da bilinçsiz yatırımcı diyelim. Bu coin'in içerisine ne sokuyor? Hacim sokuyor. Yani para sokuyor arkadaşlar. İçerisine para giren coin ne olur? Şimdi buradayken birden grafik yükselmeye başlar. Sonra bir daha yükselmeye başlar. Sonra bir daha yükselmeye başlar. Burada grafiğimiz yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Bu tip pump'larda bu ellerinde miktarları tutan arkadaşlar da zaten coin ile 9.0 almışken üzerinden 3.4.0 silindi mi bu adamların 400 bin doları milyon dolarlara denk geliyor. Bu arkadaşlar bunu direkt alıp satamazlar. Yani hani diyorlar ya biz yakım yaptık biz sürekli olarak yakım yapıyoruz. İşte bakın 200 milyon dolarlık yakım yaptık biz. Şimdi bu arkadaşlar da çakal. Eğer o 200 milyon dolarlık kitlenmiş olan cüzdandaki parayı kalkıp alıp kaçarlarsa ne olacak? İlerleyen zamanlarda şikayetlerden sonra Binance incelemeye alacak veya bilemediniz diğer borsalar bunları incelemeye alacak. Böyle bir şey yaparlar mı? Riske girerler mi? Tabii ki de girmezler. Bu hani size ilk başta bahsetmiş olduğum bir durum var ya kendi cüzdanlarına aktarmış oldukları para. Bu cüzdanları yavaş yavaş boşaltmaya çalışıyorlar. Ha, hatta şurada veya burada yavaş yavaş boşaltmaya çalışıyorlar. Bu cüzdanlar boşalmaya başladı mı grafik tak buraya kadar iniyor. Ve buraya kadar inen grafikte bu işi bilmeyen yatırımcılar da diyor ki arkadaşlar düzeltme yapıldı. Yani bu coin düzeltme yapıyor deyip tekrardan içeri girmeye başlıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar paralarını katladıkları için tekrardan bu coine şu noktalardan giriyorlar. Bu girdiklerinde de 1000 dolar attılar diyelim mesela veya daha yüksek rakamlar attılar diyelim. Yeni giren düzeltme olduğunu inanan yatırımcılar da tekrardan girmesinden sonra e bu tekrardan kafa gösteriyor. Kafa göstermesinden sonra da bu arkadaşlar burada malı komple satıyorlar veya parça parça tekrar satıyorlar veya süreci aynı bu şekilde ilerletiyorlar. Sonrasında koyun taburlara kadar geliyor ve aynı şekilde sürekli aynı düzen üzerinde ilerliyor. Burada da bu arkadaşlar ne olmuş oldu? Dolandırıcılık yapmış olmadı. Sizi zarara sokmuş oldu. Buna yatırım yapan kişiler de dolandırıldı diye söyleyemeyiz. Ne diyebiliriz? Bu adamlar zarar etti diyebiliriz. Ve bu adamlar yani buna yatırım yapıp zarar eden kişiler de bu coin'i geliştirenlere dava açamayacağı için konu çok tatlı bir şekilde kapanmış olur. Son zamanlarda piyasaya gerçekten bu şekilde çok fazla coin girmeye başladı ve ben de sizleri bu konular hakkında gerçekten titizlikle uyarmaya çalışıyorum. Yaptığım iş aslında baktığınızda tam olarak büyük bir risk barındırıyor. Neden risk barındırıyor? Çünkü araştırmaları yaptığımda bazı coinlerde pump'lar yaşanıyor ve buna bağlı olarak da sizlerde birazcık üzülüyor olabilirsiniz veya bana karşı tepki alıyor olabilirsiniz ama o coin'in devamına bakmanız gerekiyor. Pump yapmaz diye bir şey söylemiyoruz. Biraz önce anlattığım süreçte de sizler ne olduğunuz Zaten az buçuk anlamışsınızdır. Sizlere bu konuyla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından bana yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.